Akıllı Keşiller Ailesi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Armağan. Bugün sizlerle birlikte Geek Fuel sürpriz kutu açılışını yapacağız. Evet arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Bu Kasım ayının kutusu. Biz Aralık ayındayız. Dediğim gibi kutular bir ay sonra anca elinize geçiyor. Hatta şu arkasında tarih bölümü var. Ne zaman bize kargo olduklarını görebiliyorum ben. 22 ya da 24 olması lazım. Bakayım. Evet, 24 Kasım'da bize bunu kargolamışlar. Benim 26 Aralık'ta elime anca ulaştı bu kargo. Yani dediğim gibi tam bir ay aşağı yukarı sürmüş. İşin kötü yanı, kargoyu takip edemiyorsunuz. Dediğim gibi geçen videoda da bundan bahsetmiştim. Türkiye'ye girdiği andan itibaren kargoyu takip edemiyorsunuz arkadaşlar. Ama şöyle bir şey söylemiştim orada. Ben Geek Fuel'i daha önceden de alıyordum. Onu takip edebiliyorduk biz bu kutuyu. Nedense bu ay ben bunu da takip edemedim. Bilmiyorum. PTT'nin bir şey mi değişti ya da artık PTT ile göndermiyorlar mı? Ne yapıyorlar? Hiçbir fikrim yok. Çünkü işin kötü yanı, postaya getiren adamı da göremiyorum. Kapıyı atıp kaçıyor adam. Yani bir gün kalkıyorsunuz, kapıyı bir açıyorsunuz, kapıda kutu var. Ha, iyi gelmiş diyorsunuz, alıyorsunuz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu işin en kötü yanı bu bence. Alıştıktan sonra nasıl olsa bir ay sonra gelecek deyip hani böyle umursamazlığa girebiliyorsunuz ama dediğim gibi hani aşağı yukarı 100 lira verdiğiniz bir kutunun nerede olduğunu bilmemek bu işin en kötü yanlarından bir tanesi. Neyse, konuya dönelim. Neden Loot Gaming almadık? Geçen ay çünkü Loot Crate Gaming kutusu açmıştım. Şöyle söyleyeyim. Loot Gaming'de, daha doğrusu Loot Crate'in bütün ürünlerinde ilk önce bir tema belirleniyor. Temaya göre farklı ürünler ve oyunlar ya da ne bileyim işte anime seçiyorsanız animeler ya da başka bir şey seçiyorsunuz. Onunla ilgili şeyler belirleniyor. Onunla ilgili ürünler kutuya konuyor. Ben Loot Crate Gaming'in geçen ayki temasını beğenmedim arkadaşlar. Mythic'ti geçen ayın teması. İlgimi çeken tek oyun Dragon Age vardı. Dragon Age'de daha 5 dakika önce arkadaşla birlikte gömüyorduk. Origins'ten sonra gelen halini. Yani Origins'ten sonra Dragon Age 2 geldi. Hadi dedik bozdu. Bundan daha fazla bozamaz herhalde diye düşünürken Inquisition geldi. Tamam, Inquisition'ın aldığı puanlar falan iyi gibi gözüküyor hani baktığınız zaman ama bilmiyorum yani kontrolleri tam bir konsol kontrolü gibi, hani oyunun kontrolü yok gibi yani. PC oyuncusu olarak biz beğenmedik açıkçası arkadaşlarla birlikte. Daha tam bundan bahsederken üstüne geldi bu videoda. O yüzden çok doluyum arkadaşlar. Dragon Age konusuna hiç girmek istemiyorum. Sonuç olarak o kutudan pas geçmek zorunda kaldım. Şunu yapabiliyorsunuz ama güzel bir özellik. Diyelim ki o ayın temasını beğenmediniz, istemiyorsunuz. Üyeliğinizi iptal etmeden o ayı pas geçebiliyorsunuz arkadaşlar. O tabii size bir ücret vermiyor. Tamam, hiçbir şekilde ücret ödemiyorsunuz. Sadece pas geçiyorsunuz. Bir dahaki ay devam ediyorsunuz. Ki ben de öyle yaptım. Bu ayın teması çünkü space olması lazım aşağı yukarı. Yanlış hatırlamıyorsam. Tam temayı hatırlamıyorum da space ile ilgili bir şey. Yani şey, Mass Effect falan var. Bir N7 tişörtü bekliyorum arkadaşlar. Loot Crate Gaming'den. Bakalım, Ocak ayında anca elimizde ulaşıyor da. Neyse, Geek Fuel'a dönelim. Geek Fuel'da işler nasıl işliyor? Ondan bahsedelim. Geek Fuel'da bir tema yok. Hani her ay farklı tema olmuyor. Herkese aynı kutu gidiyor. Loot Crate'de şu vardı. İşte gaming vardı, anime vardı, deluxe vardı, normal kutusu vardı. Bu öyle değil. Tek bir kutu var. Herkese aynı kutu gidiyor. Ama farklı üyelik planları var. Şuradan hemen görebiliyorsunuz. 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık ve aylık planlar var. Ücretleri değişik. Şurada gördüğünüz ücretler, bilmiyorum tam çıkıyor mu monitörün ekranı ama farklı olacaktır Türkiye planına göre. Aşağıda çünkü Amerika seçili şu an. İlk girdiğinizde sizi Amerika olarak algılıyor ama üye giriş yaptığınız zaman Türkiye'ye dönüyor. Şu planlar farklı olacaktır dediğim gibi. 25 dolar olacak kargo ile birlikte en ucuz plan. Peki 3 aylık bir aboneliğin ne avantajı var diye soracaksınız ya da 1 yıllık bir aboneliğin ne gibi bir avantajı var diye soracaksınız. Fazladan item veriyor size. Fazladan bir ürün veriyor. 3 aylık planda sadece %4'lük bir indirim sağlıyor size. 17'den 16'ya düşüyor. 6 aylık ve 1 yıllık planda %8'lik ve %17'lik indirim yapmanın yanı sıra ekstradan ürün veriyor size. Bir tanesinde 10 dolarlık bir ürün veriyor. Öbüründe de 30 dolarlık bir ürün veriyor. Böyle bir şey sunmuşlar. Özellik sunmuşlar. Peki Geek Fuel'in ne gibi bir özellikleri var? Ne içerisinden ne çıkıyor? Onları nereden görebiliriz? Hemen şu aşağıda size bazı şeyleri gösteriyor. Mesela DC, Firefly, Steam, Game of Thrones, Nintendo, Zelda, Batman, Doctor Who, Marvel. Bu gibi üyeleri var. Hatta şurada direkt Reis'i görebilirsiniz. Siteye girerseniz hemen. Oradan bakabilirsiniz. Birçok partneri var Geek Fuel'ın. O yüzden güzel ürünler geleceğinden şüpheniz olmasın arkadaşlar. Genelde şunu yapıyorlar. O ay diyelim ki bir etkinlik varsa, bir şey çıkacaksa, mesela Batman Superman filmi olduğu zaman ben Geek Fuel üyesiydim. Çok güzel ürünler gelmişti Batman Superman ile ilgili. Hatta ilk videodaki tişört bana Geek Fuel'den gelmişti. Onun haricinde güzel bir Batman figürü gelmişti elime. birkaç tane daha böyle şeyler gelmişti. Güzel yanlarından diğer bir tanesi oyun gönderiyorlar arkadaşlar size. Her kutunun içerisinde bir tane Steam oyunu oluyor. Ve bu oyunu sadece böyle küçük bir kağıda key olarak göndermiyorlar. O oyunun böyle sahip olmak isteyebileceğiniz bir özelliğiyle ilgili size özel bir şey hazırlıyorlar. Mesela haritasını gönderiyorlar, bir şey gönderiyorlar. Böyle collection itemi gibi bir şey gönderiyorlar. Çok hoş oluyor. O açıdan da Geek Fuel tercih edilebilir arkadaşlar. Diğer bir güzel yandan bahsedeyim. Bu da kutuyu almamın ikinci sebebi. Dediğim gibi ben Geek Fuel üyesiydim. Ama üyeliğimi bir zaman sonra dondurdum. Başka şeyler denemek istediğim için. Sonra arkadaşlardan bana bir mail geldi. Beni özlemişler. Bu kutuyu bana bedavaya vermeye karar vermişler. Hani kanalla falan alakası yok çünkü hani şurada biz bizeyiz yani. Kaç kişi izliyor ki videoları. O yüzden hani öyle düşünmeyin. Tamamen adamlar müşteri memnuniyeti olarak bunu bakıp hani kaç aydır sen bizden alışveriş yapmıyorsun. Hadi bakalım bu kutuyu biz sana bedava veriyoruz. Kutunun içeriği de çok güzel. Beğenirsen almaya devam edersin gibi bir şey yapmışlar. Sadece kargo parasını ödedim. O zaman da dolar yanlış hatırlamıyorsam 3.4'tü. Doların gidişatını da takip etmek zor olduğu için yanılabiliyor olabilirim. Yani 34 lira gibi bir para ödedik arkadaşlar bu kutuya. Tam bundan bahsedeceğim an bilgisayarı açtım. Loot Gaming'de bana bir tane Steam oyunu key göndermiş. Diğerini bilmiyorum, bana sahip olmak için kapışıyorlar herhalde arkadaşlar aralarında. Ben ikisine de yeterim diye düşünüyorum. Neyse kutunun açılışına geçelim. Dediğim gibi 35 liraya geldi. Her zamanki gibi fiyat toplamı yapacağız. Yani normalde bu kutuyu almış olsaydınız ne kadar olacaktır diye bakacağız. Hatta hemen şuradan hesap makinesini de açalım. Hazır bir anda bulunsun. Kutumuzun açılışına başlayalım. Ürünlerimize bakalım. Fiyatlarına bakalım. Bakalım 100 liralık, 100 küsür liralık bir ürün karşılayabilecek miyiz? Çıkabilecek mi? Dediğim gibi ben bunu 35 lira verdiğim için her halükarda kârda olacağım. Ama siz bu kutuyu alsaydınız kâr geçecek miydiniz? Onu merak ediyorum. Hemen şuradan, ulan güzel bantlamışlar. Hemen şuradan kutumuzu açalım. Evet. Şimdi kutuyu ilk açtığınızda karşınıza nasıl bir şey çıkacak? Şöyle göstereyim. Hiçbir şey gözükmüyor. Şunu kaldırıyorsunuz. Ups. Şöyle kaldırdım. Evet. İlk karşımıza Geek Fuel magazin çıktı. Geek Fuel'un bir özelliği de size böyle bir şey gönderiyor. Kitapçık, broşür, ne bileyim dergi. Dergi diyelim. Küçük bir dergi gönderiyor. Buna bakacağız. Şöyle koyayım kenara. Onun haricinde de şöyle gösterelim. Benim hemen iki tane kupa orada dikkatimi çekti. Bir tane tişört var. Bir kutu gibi bir şey var. Neyse detaylarına bakacağız arkadaşlar. Şöyle hemen bunu kenara koyuyorum. Ürün inceleyeceğiz. Yine her zaman olduğu gibi. İlk önce dergiye bakalım. Hepimiz biliyoruz Guardians of the Galaxy'nin ikinci filmi çıkacak. Ondan bahseden bir dergi yollamışlar bize. Bu dergileri okumak çok zevkli oluyor. İçerisinde çok güzel şeyler oluyor. Şöyle gösterebilirim size. Batman ve Superman dergisini ben mesela hala saklıyorum. Çok güzel şeyler vardı içinde. Keza diğer kutulardan çıkan dergiler de güzeldi. Okuması zevkli oluyor. Şöyle ben bakamıyorum tabii size böyle gösterdiğim zaman. Şöyle kenardan bakayım. Burada çeşitli oyunlardan, figürlerden falan bahsedebiliyor. Yani güncel haberleri alabiliyorsunuz. Bir de ekstradan size... Burada tam da oradaymışız. Ürünler ve ürünlerin fiyatlarıyla ilgili böyle değişik şeyler de oluyor. Ve kutunun içerisindeki ürünlerle ilgili de bilgiler bulabiliyorsunuz arkadaşlar. En son sayfasında da eğer yaparsanız fotoğraf çekip Twitter'dan, Instagram'dan vesaire yerlerden etiketlerseniz derginin sonunda sizi böyle kapağa koyabiliyorlar arkadaşlar. Bu arada derginin arka kapağı çok mükemmelmiş. Şöyle göstereyim. Awesome Mix Vol. 1 hatırlıyorsanız Guardians of Galaxy'de Starkiller'ın ilk dinlediği kasetti. Annesinin ona hediye ettiği. İkinci film içinde böyle bir Vol. 2 yapmışlardı. Onu gösteriyor. Çok beğendim ben bu. Ben genel olarak dergiyi çok beğeniyorum zaten. Kaç para fiyat biçebiliriz buna? Yani 10 lira. Olur mu? 10 liralık bir dergi olsun. İlk ürünümüze 10 lirayı verdik arkadaşlar. Dergiyi kenara koyduk. Şimdi ben şu kupaları merak ediyorum. Hemen evet. Evet. Kupalar ve hasarsız bir şekilde gelmiş olması büyük başarı arkadaşlar. Buradan tebriklerimi sunuyorum ekibe. Yani Amerika'dan buraya iki tane kupayı yani bir tane de değil. Hasarsız bir şekilde göndermek büyük başarı ve kupaların özelliği yani hemen şöyle açıp size göstereyim. Abi bir tanesinde Batman var ve müthiş güzel bir kupa. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Yani mükemmel resmen. İkincisinde de Wonder Woman var. Hemen bunu da göstereyim. Yani kız arkadaşınızla, eşinizle, nişanlınızla vesaire çok güzel bir şekilde takım olabilecek bir ürün göndermişler size. Zak üretimiymiş. Onu da şuradan göstereyim. Ve kaliteli de yani. Hani ağır, gayet güzel. İşlemeleri falan da çok güzel. Hani detayları falan da çok güzel yapılmış. Mükemmel bir kutu, kupa. Uf, vallahi uzun zamandan sonra ilk defa bu kadar güzel bir ürünle karşılaştım arkadaşlar. Ve dediğim gibi hasarsız gelmesi çok büyük başarı yani. Lan düşürmesek bari bu kadar şey yaptıktan sonra. Şöyle göstereyim. İçlerinde bir şey yok. Altında şey var. Etrafını zaten size göstermiştim. Bu kupalar ne kadar Türkiye'de? Yani şöyle bir kupa alsanız ne kadar tutar? Bilmiyorum. Hani hiçbir fikrim yok. Ama çok ucuz olduğunu sanmıyorum. Yani özellikle de mesela gerekli şeyler gibi böyle Kadıköy'de bulunan bir mağaza gibi bir yerden alacaksanız 15 liradan aşağı alabileceğinizi sanmıyorum ki bu iki kupa için ben hani 20 lira desek bir tanesine 20-20-40 bence uygun bir fiyat. 40 lirayı da hemen şöyle ekleyelim. 50 liralık ürün şu an elimizde var. Başka ne var? Bir tane tişört geliyor dediğim gibi her ay. Tişörtün temasını bilmiyorum. Hani şöyle rengi Futurama. Ha. Evet. Tişört çok güzel arkadaşlar. Hem rengi çok güzel hem de baskısı çok güzel. Bilmeyen arkadaşlar için, Futurama'yı izlemeyen arkadaşlar için izlemesini tavsiye ediyorum herkesin. Zaten kısadır öyle, çok uzun değildir. Simpsons gibi. Hemen izleyebilirsiniz bir çırpıda. Tişört. Evet, tişört de çok güzel. Yani bu ayın ürünleri hakikaten çok güzel arkadaşlar. Hava çok soğuk İstanbul'da. O yüzden tişört giymemi beklemeyin lütfen. Gördüğünüz gibi kapşonluyla oturuyorum evin içinde. Yani o yüzden tişörtü giyemeyeceğim. Üstünde göremeyeceksiniz. Ama tişört çok güzel. Yani kupalar, şu küçük dergi ve tişört şu an 3 üründe mükemmel derecede güzel geldi. Mailde bana şey demişlerdi. İşte kutuyu size bedava veriyoruz. Bu kutu yaptığımız en iyi kutulardan bir tanesi. İşte siz de çok seveceksiniz. Bir daha üye olacaksınız falan filan falan filan. Bana gönderdikleri mailde. Hakikaten de adamlar çok iyi bir kutu yapmışlar. Bravo yani, helal olsun. Tam yani bedava alacak kutuyu seçmişiz arkadaşlar. Mükemmel bir kutuyu 35 lira gibi sadece kargo ücretiyle almış olduk. Yani şu 3 ürün bile benim için oldukça yeterli yani. Şöyle düşünün, bir mağazaya gitmiş olsanız ve şu 3 ürünü görseniz, hatta 4 ürünü yani şeyde sayarsanız, belki hani dergiyi şöyle bir yapıp almazsınız. Diğer kalan hepsini almak isteyebilirsiniz yani. Tişörte de bir 30 lira deriz herhalde. Hemen şöyle ekleyelim. 80 liralık bir ürün oldu şimdiden elimizde. Yapma. Biraz ezilmiş. İçinde ne var onu bilmiyorum ama. Kutu çok güzel. Ama ezilmiş. Yani ve yırtılmış. Bu olmasaydı çok iyi olabilirdi. Şöyle göstereyim. Awesome Mix Vol. 1. Bu bir kutu. İçinde bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. Bakacağız. Ama kutunun içi, yani kutunun dışı Guardians of the Galaxy temalı olduğu için benim çok hoşuma gitmişti. Gördüğüm zaman. Ama yırtık olması evet biraz kötü oldu. Açalım. İçerisinde ne var ona bakalım. İçerisinde çorap var. Nedir benim bu hayal çoraplardan çektiğim? Yani şu an hala da kutunun üzüntüsünü yaşıyorum arkadaşlar. Çünkü ben bu kutuyu yani saklayıp şöyle bir köşeye koymak isterdim. Şimdi yine koyacağım. Şu tarafından şöyle koyacağım ama hasar görmüş olması kötü oldu. Herhalde bardakların altına falan ezildi. Neyse. Bir çorap var elimizde. Şöyle göstereyim. Guardians of the Galaxy izleyenler hemen olayı ayıkacaklardır. Ama işin ilginç yanı 3 tane çorap. 3 tane çorap var arkadaşlar. Neden böyle yapmışlar? Bir açıklama. Ha. Mix and match socks. You get a pair and spare. Ha. Şöyle yapıyormuşuz. Güzel fikir. Şimdi elinizde 3 tane çorap var. Değil mi? Bir tanesini bir ayağınıza, diğerini bir ayağına giyip şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. İki farklı resim bulunan bir şekilde çoraplarınızı giyebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bir tanesinde Groot var. Öbüründe bu sincap var. Rocket var. Şöyle göstereyim. Sincap da değil. Rakundu galiba. Şöyle göstereyim. Ya Rocket'ları beraber giyebiliyorsunuz. Gösteremiyormuşum. Neyse. Rocket burada. Ya Rocket'la Groot'u giyiyorsunuz yan yana. Ya da buradaki Rocket'la buradaki Rocket'ı beraber giyiyorsunuz. Bu Marvel eksklusif ürünüymüş. Yani özel bir ürünmüş. Çin'de yapılmış. Güzel bir çorap. Hani dediğim gibi 2 aydır çorap geliyor bana. Hani ilginç olarak. Ama bu ilginç yani. Hakikaten şey hani sıradan geçen ayın çorabından daha iyi bir çorap. En azından hem bir şey var. Hani ilginçliği var yani. Bir onu giyebiliyorsunuz falan. 3 tane göndermişler. Değişik bir fikir. Güzel. Ama dediğim gibi ben çorabın içinde olduğu kutuyu daha çok beğenmiştim. Bunun böyle ezik gelmiş olması resmen şu an içime dokundu arkadaşlar yani. Çoraba ne kadar diyelim? Kutusuyla beraber 20 lira eder bence. Her türlü. Hemen 20 lirayı da şuraya ekliyoruz. 100 liralık şu an ürün almış olduk. Başka ne var? Şöyle bakalım. Oo. Tamam bu çok güzel. Şöyle bir şey var. Şimdi pin gönderiyorlar ya. Mesela geçen ayın kutusuna da bana bir pin göndermiştir. Loot Crate Gaming. Geek Fuel normalde böyle bir pin göndermiyordu ama sticker ve tarzı şeyler gönderiyordu. Bu ay bir pin göndermişler. Pinde de Geek Fuel'ün maskotu var. Maskotun ismi robot muydu? Öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Şurada görebilirsiniz onu. Ve işin güzel yanı bunun 2 farklı çeşidi varmış. Şuradan göstereyim. Bize nadir olan şu gelmiş. Yani şanslıyız. Elinde tek fark bir tanesinde altın şey var. Kesesi. Diğerinde küçük bir böyle biblo gibi bir şey var. Bana o gelmiş. Güzel bir pin. Dediğim gibi ben bu pinleri saklıyorum. Hatta bunu ben bu şekilde saklayacağım. Hiç çıkartmayacağım bile. Bu şekilde olduğu gibi şöyle bir yere koyacağım. Böyle şeyleri biriktirmeyi seviyorum. O yüzden benim için gayet güzel bir ürün oldu. Şu an 1, 2, kutuyu ben ayrı saymak istiyorum. Hala da şunu çoraptan ayrı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da 7 olacak. 7 ürünün 7'sinden de gayet memnunum arkadaşlar. Buna da 20 liralık bir fiyat kolaylıkla biçebiliriz. Hemen ona da 20 lirayı ekliyoruz. 120 lira oldu. Şu an ürünler. Dediğim gibi zararda değilsiniz. Kâra geçtiniz şu andan itibaren. Başka ne var? Evet bunu bekliyorduk. Steam oyunumuz geldi. Şöyle bir özel şeyler gönderiyorlar oyunla ilgili dedim de en basitini bu ay göndermişler. Şöyle küçük bir kartonun önünde oyunun ismini görebiliyorsunuz. Arkasında da şöyle Steam Key'i kapatayım. Steam Key'in bulunduğu yerle oyunun bilgilerini bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu hemen redeem edeceğim zaten. O yüzden hani kapatmasam bile bir şey fark etmeyecek. Deneseniz Key'imi açamayacaksınız yani arkadaşlar öyle söyleyeyim. Peki oyun ne kadar? Oyunla ilgili bir fiyatla ilgili bir bilgi vermemiş. Hemen bakalım Steam'den oyun ne kadarmış. Şu an Steam'de kış indirimleri var. Kış indirimleriyle ilgili postta ya yazılar sitemizde mevcut. Bulabilirsiniz. Güzel indirimler, hangi oyunlar alınabilir onlardan bahsetmiştik. Onun da linkini aşağıya bir yere koyarım. Açıklamalar kısmına. Şimdi bakalım bu oyun ne kadar tutuyormuş. Hemen. Hem indirimli fiyatına bakarız. Hem de gerçek fiyatına bakarız. Yanlış yazmışım. Evet. Şöyle hemen bakalım. İndirimli fiyatı 5.94. %67 indirime girmiş. Orijinal fiyatı da 18 liraymış. Indie bir oyun. Ki ben indie oyunları çok severim. Eski atari oyunlarına benziyor. Yorumları pozitifmiş. %95'i 21 kişi yorum yapmış bu arada. Yapan kişilerin %95'i olumlu yanıt vermiş. Buradaki fiyata esas alıyorum ben. 18 liralık fiyatını. Çünkü indirim geçen ay yoktu. Bu kutu geçen ay kutusu. 18 liralık fiyatıyla bunu da hesap makinemize ekleyelim. Şimdi 138 liralık bir kutuyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Arkada da oyunun videosu dönüyor. Bakabilirsiniz. Başka bir şey var mı kutumuzla ilgili? İçinde başka bir şey yok. Ürünleri tanıtan şöyle bir karton var. Her ürünle ilgili bilgiyi burada görebiliyorsunuz. Bakın onlar da ayrı bir item olarak düşünmüşler kutuyu. Ya bu kutu bana niye böyle hasarlı geldi? Vallahi çok üzgünüm onunla ilgili. Onun haricinde Futurama eksklusif ürünmüş. Bu Bender'ın tişört. Şunu tekrardan göstereyim. Bender'ın üstünde olduğu tişörtten bahsediyorum. Hemen tekrardan şöyle göstereyim. Bu eksklusif bir ürünmüş. Yani özel bir ürünmüş. Sadece Geek Fuel'ın bu kutusunu alarak bulabileceğiniz bir ürünmüş. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi mükemmel bir tişört. İzlemeyenler için Futurama'yı tekrardan tavsiye ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi çok uzun değil. Maalesef. Yani Simpsons gibi, South Park gibi böyle hani lan nereden başlayacağız? Dünya şey olmuş demeyeceksinizdir. Hemen hızlı bir şekilde olaya girip bakabilirsiniz. Dediğim gibi kutu çok güzel. Şu zamana kadar gelen en iyi kutulardan bir tanesi bana bu arkadaşlar. Yani ve ben bu kutuyu bedavaya aldım. Yani 35 liraya aldım. Gerçekten 4 ayak üstüne düşmüşüm. Şöyle tekrardan gösteriyorum. Tekrar şu arka tarafta da ürünlerle ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Dediğim gibi Loot Crate'in yaptığı şu poster işi bence bundan daha güzel. O videoda da onu söylemiştim. O videoya da ulaşabilirsiniz. Videonun sonuna linkini koyarım. Aşağıya da onunla ilgili linki koyarım. Kutuyla ilgili benim kodum var. Daha doğrusu hepimizin kodları var. Yani şunu yapabiliyorsunuz. Sizin linkinizi, siz bunu bir arkadaşınıza Geek Fuel almasını tavsiye edebiliyorsunuz. Size özel bir link veriyorlar. O linki kullanarak biri sizin tavsiyenizle kutu üyesi olursa size 5 dolarlık bir indirim sağlıyor. Karşınızdakine de 5 dolarlık bir indirim sağlıyor. Yani benim size aşağıda vereceğim linki kullanarak 5 dolarlık bir indirimle bu kutuya sahip, daha doğrusu bir ay sonrakinin kutusuna sahip olabilirsiniz. Bu kutu artık geçti çünkü. Bir ay sonranın temasını ben bilmiyorum. Hemen şuradan bakalım hangi ürünler varmış. Onunla ilgili de bir bilgimiz olsun diyelim. Ki şu an görebiliyor muyuz? Şöyle join'a falan basalım bakalım neler var. Bir bilgimiz olacak mı? Hayır. Şu an açıklanmamış daha. Her neyse benim linkimi kullanarak 5 dolarlık bir indirim sağlayabilirsiniz. Bana da yardımcı olmuş olursunuz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Her zaman bekliyoruz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Yorumlara, aşağıda yorumlarda fikirlerinizi de bize söyleyebilirsiniz. Merak ettiğiniz kutular var mı? Hangi kutuyu merak ediyorsunuz? Çünkü farklı farklı kutular mevcut. Geek Fuel var, Loot Crate var, GeekMe Box var. Bunlardan hangisini merak ediyorsunuz? Bize söyleyebilirsiniz. Denemek için alabiliriz. Geliyor mu, gelmiyor mu? Kapıya atıp kaçacaklar mı? Takip edebilecek miyiz? Bunlardan bahsedebiliriz. Artılarını, eksilerini konuşuruz. Bunları bize yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Dediğim gibi o kısım o yüzden var. Bir tane duyuru yapmak istiyorum. Zahiri Kutu ülkemizde ilk defa bir sürpriz kutu yapılacak. İlk defa demeyeyim. Daha önce yapıldı. Tutmadı. Ama Zahiri Kutu da bunu yapıyordu Facebook üzerinden. Daha doğrusu Zahiri Komiks bunu yapıyordu. Facebook üzerinden falan. Ama ilk defa siteleri açıldı. Ve hani site üzerinden gidip satın alıp sitenin verdiği bir güvenceyle hani o tarz bir alışveriş yapabiliyorsunuz. Yani Geek Fuel'ın size sunduğu hizmeti Zahiri de size sunacak. zahirikomiks.com olması lazım adres. Bununla ilgili sitemizde bir makale mevcut. Makalenin linkini de aşağıya koyacağım açıklamalar kısmına. Oradan da bakabilirsiniz. Zahiri nedir peki? Ondan bahsedebilirim size hemen kısa bir şekilde. Çizgi roman ve figürler bulabileceğiniz bir mağaza, bir dükkan arkadaşlar. Bildiğiniz gerçek bir dükkan. İnternet sitesi yoktu bu zamana kadar. Şimdi artık internet sitesi açıldı. İnternet sitesi üzerinden çizgi roman, figür gibi alışverişlerinizi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun yanında kutular da size sunmuşlar. Sürpriz kutu alabiliyorsunuz. Marvel kutusu var, DC kutusu var, Zahiri normal kutusu var, bir de Deluxe kutusu var. Deluxe kutusu normal kutudan biraz daha büyük, daha fazla item var, daha fazla ürün var. Marvel'da adından da anlayabileceğiniz gibi Marvel çizgi romanları ağırlıkta. DC'de de DC çizgi romanları ağırlıkta. Burada çizgi romanlarda yeni seri ya da eski seri olabilir. Tamamen şans üzerine kurulu bir şey, etkinlik. Dediğim gibi Zahiri Kutu alacağım ben. Gelecek ay herhalde göreceksiniz Ocak ayında kutu açılışını kanalımızda geldiği zaman. Bakalım ne kadar sürede gelecek? Fiyatları neler? Fiyatlar sitede yazıyor hoş da. Fiyatı değecek mi aldığımız içeriğe nazaran? Onlara bakacağız. Ben dediğim gibi çok heyecanlıyım Zahiri konusunda. Yani çok güzel bir şey olabileceğini düşünüyorum. Heyecanla beklediğim bir şey. Onun duyurusunu da yapmış olayım arkadaşlar. Dediğim gibi Zahiri ile ilgili bilgileri de yine aşağıya açıklamalar kısmına koyacağım. Ulaşıp bakabilirsiniz. Videomuz şimdilik bu kadar. Dediğim gibi beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Kanalımıza abone olabilir, bize destek verebilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın, keçiyle kalın arkadaşlar.